genel izleyici kitlesi için uygundur. Eko Türk Ekranı Akademi programına hoş geldiniz. Bu hafta Doktor Cihan Günyel, İstanbul Rumeli Üniversitesi'nden konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, hocamızın tabii doktora tezi ve uzmanlık alanı NATO. Bugün hocamızın doktora tezi üzerine konuşacağız. NATO ile ilgili ne gibi çalışmalarda bulundu? Bunu konuşacağız. Tekrardan hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Canan Hanım. Evet, hocam NATO savunma örgütü olmasına rağmen aslında farklı da bir kimliğe sahip olduğu söyleniyor. İsterseniz buradan girelim. NATO hakkında bize ne söyleyebilirsiniz? NATO öncelikle tüm insanların ya da ülkemizde bildiğimiz kadarıyla sürekli NATO dediğimizde hep savunma, işte asker ve onunla alakalı bir algı oluşturuyor. Fakat aslında sadece bir savunma örgütü değil. Elbette temel işlevi Soğuk Savaş itibariyle bir savunma örgütü ama şöyle baktığımız zaman bir kimlik oluşumunu, bir kimliği ifade eder. Nedir derseniz bu da aslında Batı kimliğini ifade eder. İlk kurulduğunda biraz belki tarihsel kuruluş dönemine gittiğimizde 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği ve Amerika'nın iki blok olarak başını çekti. İşte Batı bloku, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa ülkelerinin oluşturduğu kapitalist dünyayı temsil ederken diğer tarafında, karşı tarafında ise Sovyetler Birliği'nin başını çekti. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği aslında açılımıyla söylemek gerekirse ve Doğu Avrupa ülkelerinin içinde olduğu ve sosyalist bir ekonomik modeli benimseyen iki tane gücün biz Soğuk Savaş sürecinde iki kutuplu dünyayı meydana getirdiğini görüyoruz ki bu noktada NATO aslında bir savunma örgütü olarak işte Amerika ve Batı Avrupalı güçlerin üyelerini savunmasını sağlıyor. Karşılığında da işte Sovyetler Birliği'nin ve Doğu Bloku'nun kurduğu Varşova Paktı. Şimdi Soğuk Savaş sürecinde elbette hem Varşova Paktı hem NATO birer savunma örgütü olarak hareket ediyorlar. Fakat temelde şöyle bir durum var. NATO sadece bir savunma temelinde hareket etmekten ziyade içerisinde örneğin mesela 1955 yılında mesela Batı Almanya'yı üyeliğe kabul ederek örneğin Batı Almanya ve Fransa iki ezeli örneğin geçmişten beri gelen düşmanın hatta 1 ve 2. Dünya Savaşı'nın sebepleri olan iki ülkeyi de birbiriyle barıştıracak ve aynı potada bir araya getirecek adımları atıyor. Nasıl atıyor derseniz işte Batı kimliği, işte Batı bloğu diyoruz ama bir Batı. Batı'dan da kastedilen şu oluyor ki NATO bunu sürekli işte özgür dünyanın savunucusu olarak derken alt metnini de bize demokrasilerin olduğu, çok partili seçim sistemlerinin olduğu, serbest piyasa ekonomisinin, kapitalist modelin işletildiği ve liberal bireysel hakların hayata geçirildiği bir sistem düşünce biçiminde modelini kendi üyeleri içerisinde geçiriyor. Mesela şunu örnek vermek gerekir. Belki şimdi NATO deyince yine işte bir şey, şu savunma hattı, işte şu örneğin hava kuvvetleri komutanlığı. Fakat en önemli mesela kendi içindeki organlarına baktığımızda mesela Kuzey Atlantik Konseyi tamamen sivil oluşum ve en üst düzey organı, danışma organı ve senede mesela iki defa Dışişleri Bakanı, üye devletlerin Dışişleri Bakanı toplanıyor. NATO Genel Sekreteri, en üst düzey sorumlu kişi ve aynı zamanda sözcüsü. Aslında baktığımızda dediğim gibi siyasi bir oluşumdan aşağı doğru bir savunma örgütüne doğru gider. Temel olarak da kendisini Batı ve Batı'nın kimliksel olarak, Batı'nın ifadesi olarak nasıl söyleyelim bunun vücut bulmuş hali olarak görmektedir. İşte bu Batı kimliği baktığımızda Canan Hanım, ta ilk Yunan medeniyetinden gelen, işte Batı'da gelişen tüm gelişmeleri alıp en son olarak da NATO'nun bunun kendi temsilcisi olduğunu söylediği bir bakış açısına sahip. İşte Soğuk Savaş döneminden başlayarak aslında sivil kendi içindeki organ ve kurumlarıyla bir ne diyelim bir kolektif kimlik yaratıyor. Bir kolektif savunma kimliği yaratırken aslında bir kolektif kültürel, siyasal, ekonomik bir kimlik de yaratıyor. İşte bunların her birinin toplamı Batı kimliği olarak karşımıza çıkıyor. Bir coğrafi terimden çıkmış durumda Batı. Batı da kuzeyden de baksanız, güneyden de baksanız, Batı'nın en batısından da baksanız, Batı dediğinizde işte Amerika ve Kanada
ve Batı Avrupa ülkelerinin, daha doğrusu NATO ülkeleri aklımıza geliyor ve daha doğrusu bu algıyı da oluşturmuş durumda. Şimdi ben tezimi incelerken öncelikle bunun üzerinden gittim. İlk kurulduğu günden günümüze gelirken bu kimliğini nasıl inşa ettiğini merak ettim. Yani örneğin işte realist kuramın güç kavramı üzerinden değil de sosyal inşacılığın kimlik inşası üzerinden ele aldım. İşte kolektif kimlik nasıl olur, nasıl bunu inşa etmişlerdir? Şu örneği vermek isterim. Örneğin mesela Elize Sarayı Paris'in önünde Alman askerleri geçit yapabiliyor. Bundan 70 sene önce, 80 sene önce Fransızlara deseydiniz muhtemelen çok büyük olaylar çıkardı burada Alman askerleri geçecek diye. Ya da örneğin bakıyoruz Avrupa Birliği'nin temelleri yine NATO sürecinde bu ülkelerin bir araya gelmesiyle 1950'li yıllarda Avrupa Kömür Çelik Topluluğu, sonrasında Avrupa Ekonomik Topluluğu biçiminde ve günümüzde artık Avrupa Birliği olarak oluştuğunu görüyoruz ve bunların hepsi NATO'nun içerisindeki, NATO'nun ortak kimlik yaratma süreçlerinde birbiriyle geçmişte düşman olan ülkelerin bir araya gelerek ortak değerlerde, ortak kültürlerde buluştuğunu görüyoruz. Benim tezimde ana hedeflerimden biri bu kimliğin nasıl oluşturduğu üzerineydi ki öncelikle bunun üzerine ben çalışmamı yaptım ve şu noktaya geldim. Avrupa Birliği'ni de aldığımızda NATO'nun içerisinde bir batı kimliği var. Ve bu batı kimliği serbest piyasa ekonomisi, işte demokrasi, liberal halklar, haklar üzerinden betimlenmiş. NATO kendisini bu şekil görüyor. Sivil toplum örneğin haklarına çok önem veriyor. Sadece savunma bir örgütü anlamında hareket etmiyor. İşte batı dediğimizde hepimizin aklında oluşan artık bir coğrafi terimden ziyade bir kimlik var. Öncelikle hedefim bunu çalışmaktı, bunu yaptım. Fakat baktığımız zaman bir Soğuk Savaş sonrasında yeni bir sürece girildiğini görüyoruz o dönem içerisinde. İşte Sovyetler Birliği'nin Doğu blokunun dağılmasıyla beraber Doğu Avrupa ülkelerinin kendilerini birer batının parçası olacak mı, batı kimliğinin olmayacak mı süreci vardı ki burada mesela NATO öncelikli olarak bir Avrupa güvenlik mimarisi, ortak bir Avrupa güvenlik mimarisi üzerine hareket etti. Fakat şunu da belirtmek gerekir, yine tezimde de belirttim. Siz bir kimlik yarattığınız takdirde bunun bir de karşıt kimlik yaratma potansiyeli var. Bunu da post yapısalcılık kuramı üzerinden uluslararası ilişkilerin bir kimlik yapıyorsanız bir öteki kimlik de karşınızda oluşuyor veya oluşmak zorunda veya sizi tehdit olarak algılayabiliyor. Şimdi bu noktada da NATO bu süreçte 90'ların sonundan başlayarak baktığımızda Polonya, Macaristan, Romanya daha sonra 2004'te Doğu Avrupa ülkelerine genişlediğini görüyoruz. Fakat bu genişlemenin kendisi bir anlamda da bir öteki kimlik algısı üzerine oluşma sürecini başlatıyor. Ne derseniz bu da işte Rusya'nın tehdit algısı ve öteki bir kimlik algısı üzerinden oluşan süreci yarattı. Şimdi NATO şu Can Hanım şu problemi yaşadı. Şimdi Soğuk Savaş'ın bitiminden sonra onu da belirtmem gerekir. Bir tartışma konuları vardı. NATO'ya artık gerek var mı yok mu? Varşova Paktı da aldı. İşte Doğu bloku da aldı. Bir düşman yok. Bunun karşılığında ne yapacağız? NATO ilk olarak 90'lardan başlayarak Doğu Avrupalı güçleri bir ortak güvenlik şemsiyesine, kendi güvenlik şemsiyesine dahil ederken, Avrupa güvenlik mimarisini inşa etmeye çalışırken şöyle bir takım gelişmeler oldu. İlk önceliğini buraya verdi. Bu ülkelerin hem Avrupa Birliği sürecinde hem de Batı'nın bir parçası olması noktasında NATO üyeliğinde bunlarla ilgili istişare veya ortak işte barış için ortaklık anlaşmaları gibi birçok faaliyetleri geçirerek bunları hazırladı. İlk belki 10 yıllarında işte Bosna Hersek'te, Kosova'daki müdahaleler ilk 10 yılını bu şekilde geçirdi. Ve üyelikler gerçekleştikten sonra doğuya doğru genişleyince işte örneğin 99'da Macaristan'ın girdiğini görüyoruz, Polonya'nın girdiğini görüyoruz, Çek Cumhuriyeti'nin girdiğini görüyoruz. Ve daha sonrasında 2004'te Romanya, Bulgaristan gibi ülkelere. Şimdi onu bir ayıracağım Karadeniz güvenliği noktasında. İlk süreçler böyleydi. Daha sonrasında baktığımızda 2000'li yıllarda yine benzer bir tartışma noktası vardı. Üyelikler de tamam doğuya doğru genişliyoruz. Ne kadar gideceğiz, ne kadar bir genişleme olacak. Fakat bir düşman var mı yok mu yine bu tartışmalar giderken o dönem hatırlarsanız 11 Eylül saldırıları sonrası bir küresel terör tehdidi ortaya çıktı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan ve daha sonrasında 2003'te Irak müdahaleleri sonrası NATO'ya bu sefer de küresel terörle mücadele misyonu biçildi. Fakat
Şimdi baktığımızda bu da belli bir noktaya kadar. Çünkü çok büyük bir savunma örgütünden de aynı zamanda bahsediyoruz. Asimetrik bir tehdit ne kadar NATO bununla kendisini işte var edecek veya düşman karşıt bir ya da tehdit bulup da onunla mücadele edecek. Şimdi bu da belli bir süre içerisinde aslında çok büyük problem yarattı. Çünkü NATO içinde tartışmaların başlamasına sebep oldu. Fakat şimdi biraz yine geriye gittiğimde 2004 yılında Bulgaristan ve Romanya'nın girmesiyle ve şunu da ekleyeyim tekrardan 2001 yılındaki 11 Eylül saldırıları sonrası Afganistan'a giden hatta NATO'nun özellikle Amerika'nın Almanya'dan Afganistan'a işte askeri teçhizat veya diyelim ki personel taşımacılığında çok önemli bir güzergah Karadeniz oldu. Karadeniz'in önemi de işte sadece bir kavşak noktasında hem Orta Doğu'yu hem Asya'yı birbirine bağlayan işte Kafkas enerji hatlarının geçiş noktası. Ve Afganistan, daha doğrusu Afganistan üzerine gidecek tüm şeyi buradan planladılar ve önemli bir, açıkçası hem Amerika hem de NATO için önemli bir konum noktasına gelmişti Karadeniz. Fakat çok önemli bir gelişme var. Karadeniz'de örneğin bir soğuk savaş döneminde NATO'nun sınırı sadece Türkiye ile Karadeniz üzerinden vardı. Şimdi Bulgaristan ve Romanya'nın üyelikleriyle beraber 2004'te bu baktığımızda aslında Rusya'da ufak ufak hem de doğuya doğru genişlemeye başladıkça bir tehdit algısını oluşturduğunu gördük. Ve 2008 yılında Ukrayna'nın Gürcistan'la beraber NATO üyesinin olabileceğinin NATO zirvesinin açıklanmasıyla aslında bir takım bugünün işaretlerini veren ilk adım ve ilk alarm noktası meydana gelmiş oldu. Şimdi orada da şöyle bir durum var. Bunu da açıklamak gerekir. Karadeniz Rusya açısından şu noktada önemli. Karadeniz biliyorsunuz ki Rusya'nın dünyaya açıldığı pencere. Bizim Türk boğazlarını kullanarak Ege, Akdeniz ve oradan işte Süveyş kanalı üzerinden Pasifik'e, Cebeli Tarık boğazı üzerinden de Atlantik'e açılıyor. Ve Montreux Boğazlar Sözleşmesi çerçevesinde de aslında Rusya'nın çok işine de gelen bir süreç var. Biliyorsunuz orada gemilerin kalma süresi, tonaj sayısı bunlar hep belirlenmiş durumda. Kıyıdaş olmayan hiçbir ülke burada belli bir tonajı geçecek savaş gemisini 2 haftadan fazla tutamıyor. Şimdi Rusya'nın böyle özellikle Karadeniz'de kendisiyle ilgili Montreux'den de kaynaklanan güvenceleri var. Hiç onu düşünmemiştik. Doğru. Evet. Hep kendi açımızdan yorumluyoruz. Düşünüyoruz Karadeniz'i ama. Karadeniz'i zaten soracaktım da bu da zaten açıklıyorsun, sormama gerek kalmadı. Şimdi onu biraz açmışız. Şöyle düşünelim Canan Hanım. Şimdi 2 hafta önce Türkiye'ye bildirmek zorundasınız. Ve bunun tonajı belli. Bu tonaj gemiler girdiği zaman da yanlış hatırlamıyorsam en fazla 2 hafta kalıyor ve 2 haftanın sonunda çıkmak zorundalar. O yüzden de siz burada bir filo gönderip burada duramıyorsunuz. Bunu geçtiğiniz zaman bu tonaj sayılarını. O yüzden de aslında bir baktığımızda bir bakıma da Rusya'nın da çok işine gelen bir süreç. Şimdi o noktadan hareket edecek olursak, şimdi Ukrayna ve Gürcistan'ın üyeliğe kabul edilmesi durumu şu korkuyu da yarattı. Ukrayna'da Kırım'ın da Ukrayna'da olduğunu düşünelim ilhak edilmemiş haliyle. Şimdi Kerç Boğazı ve Azak Denizi tamamen Ukrayna'yı alırsanız NATO kontrolüne geçecek. Gürcistan'ı da alırsanız şimdi kıyı anlamında o kadar daralıyor ki Karadeniz'de Rusya ve acayip çevreleme politikası dediğimiz soğuk savaşta. Çünkü Doğu ve artık Doğu Avrupa ülkelerinin gele ve Karadeniz'i de aldığınız zaman Rusya'yı inanılmaz derecede etki sahasını kuruyorsunuz. Tam tersi o. Zaten sıcak denizlere inmek istiyordu. Sıcak denizlerden Rusya'ya doğru. Tabii sıcak denizin şimdi şöyle Canan Hanım. Mesela birçok şu an Hırvatistan biliyorsunuz işte Karadağ baktığımızda Bulgaristan, Romanya, işte Çek Cumhuriyeti, Macaristan. Bunların bir özelliği daha var. Bunlar Balkan ülkeleri ve Çarlık Rusyası'ndan beri ya da Sovyet döneminden beri Balkanlar çok önemli etki sahasıdır Rusya'nın. Aynı zamanda Karadeniz etki sahasıdır. Şimdi yine Karadeniz özelinde şunu belirtmek isterim. Şimdi Gürcistan'ı da aldığınız an Kafkas petrolleri Karadeniz üzerinden NATO kontrolünde Ukrayna'ya, Ukrayna'dan Avrupa'ya gidecek bir yol. Aynı zamanda inanılmaz derecede siz Rusya'yı daraltmış oluyorsunuz kıyıdaş olarak üstünde baskıyı. Nasıl söyleyeyim, çevreleme politikası, ben ona yeni bir çevreleme politikası diyorum. Siz Rusya'yı iyice belli bir etki alanını kırıyorsunuz ve özellikle Kırım'ın alınmasıyla beraber de Karadeniz'deki en büyük Rus filosu da tehdit altına girmiş oluyor.
Şimdi Rusya'nın bunun dışında şöyle de elbette güvenlik algılarında tarihsel olarak önemli rol oynar. Şimdi bu rol oynamalardan bir tanesi Napolyon'un mesela batıdan tehdit algısı vardır Rusya'nın. Bunun sebeplerinden biri Napolyon'un Moskova'ya seferi. Hitler Almanya'sının işgali ki 1945'li yıllarda yani 40-45. Dünya Savaşı'na yaşandığına baktığımızda yani uluslararası ilişkiler ömründe veya tarihçesinde çok yakın bir tarih olarak alabiliriz ve bu algısal olarak Rus devlet aklında duruyor. Çünkü sizin rejiminiz de değişse, sizin coğrafyanız değişmiyor Canan Hanım. Siz yine olduğunuz yerdesiniz ve geçmiş ne kadar yaşadığınız tarihsel olay varsa sizin hafızanızda güvenlik ve tehdit algınızı da oluşturuyor. Ve Kırım Harbi'nin çok önemli derecede etkisi vardır geçmişte biliyorsunuz. Kırım'ın ayrıca şöyle bir önemi var Rusya için. Bir laf vardır, belki siz de duymuşsunuzdur. Bir bilye Kırım'dan atarsanız Moskova'ya kadar hiçbir yere takılmadan giderdi. Ya çünkü dümdüz bir arazi Kırım'ın elde olması üzerine tehdit demek, Moskova'nın belki de düşmesi demek. Şimdi bu tehdit algılarında hesapladığımızda ve doğuya doğru sürekli NATO geliştikçe, genişlemesini götürdükçe ve Ukrayna'ya gelince meselenin aslında problemi ortaya çıktı. Şimdi orada da ilk başta önemli iki tane problem oldu. Özellikle Ukrayna ve Gürcistan konusunda. Şöyle bir problem oldu biliyorsunuz. Şimdi belirtmediysem de af buyurun. NATO'nun iki tane kanadı var. Aslında bir Atlantik kanadı var. Amerika ve Kanada. Bir de Avrupa kanadı var. İşte Fransa, İngiltere, Almanya ve özellikle Fransa ve Almanya'nın Avrupa Birliği çerçevesinde düşünürsek. Şimdi iki tane kanadı var. Bu iki kanadın açıkçası bakış açıları çok farklıydı. Nereye kadar farklıydı? 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya harekatına kadar. O dönem için şöyle tartışmalar da zaten yaşanmaya başlanmıştı. Özellikle Amerika, Gürcistan ve Ukrayna'nın NATO üyesi olmasını istiyordu. Avrupa özellikle biliyorsun işte Polonya'ya kadar da girdiği için Baltık ülkeleri, Estonya, Letonya ve Litvanya da dahil olmak üzere bu süreç içerisinde buraları nasıl söyleyeyim çok basit tabiriyle aslında yeterli bir genişleme süreci olarak görüyordu. Balkan ülkelerinin katılımıyla da beraber bunu yeterli görüyordu. Sebebi de şundandı. Şimdi birincisi Ukrayna ve Gürcistan'ın üyeliğinin olması Rusya ile inanılmaz derecede bir sınıra sahip olmak demek. Zaten Letonya, Litvanya ve Estonya üzerinden yeteri kadar Rusya ile sınırımız var. Bir daha bu sınırı almamıza gerek yok. Çünkü bu sınırları Ukrayna ve Gürcistan'a aldığımız takdirde biz Rusya ile direkt bir sınıra sahip olacağız. Buraya bizim sürekli asker göndermemiz lazım ve burada bir çatışma çıkma riski var. Bundan dolayı da Ukrayna ve Gürcistan hep birer tampon ülke olarak düşünüldüler. Batı'ya yakın, Batı ile ilişkisi olan fakat resmiyette Avrupa Birliği ve özellikle NATO üyesi olmayan bakış açısı vardı. İkinci sebebi Avrupalıların işte Batı kimliği dedim ya Canan'ın. Ukrayna ve Gürcistan'ı Batı'nın bir partisi olarak görmüyorlar. Daha doğrusu görmüyorlardı. Şöyle bir yaklaşım vardı. Ukrayna ve Gürcistan Rus etki sahasında olan, oraya yakın olan, tarihsel geçmişte de olduğu gibi bizimle çok Batı'yla bir tarihsel ve kültürel anlamda bağ olmadığını düşünüyorlardı. Yani Batı kimliğinin birer parçası kesinlikle değildi. Sadece şunu söylüyordu Avrupa Birliği'nin yetkilileri. Karadeniz önemli bir ticaret ortağımızdır. Karadeniz politikalarımız olacak ama Avrupa'nın bir parçası değildir. Karadeniz Avrupa'nın bir iç denizi veya denizi değildir diye açıklamalar vardı. Bu minvalde zaten Amerika ile bir çatışma sürecindelerdi. Amerika'nın bakış açısıyla özellikle Gürcistan ve ben Ukrayna'yı alırsam, burada özellikle Kafkas petrollerine erişimde onların Karadeniz üzerinden Avrupa'ya taşınmasında bir önemli etkisi olacağını söylüyordu. Fakat tabii şimdi Rusya'nın Ukrayna'ya ilgili hem tehdit algısı dediğim gibi geçmişten gelen tehdit algıları yaşadıklarının dışında şimdi Ukrayna'nın da Rusya için dediğim gibi hem Karadeniz'de sizi çok büyük bir daraltacak hem kıyıdaş olarak hem de sizin çevreleme anlamında. Bunun dışında Ukrayna demek Rusya kendi tarihin bir parçası olarak görüyor ve Ukrayna üzerinden hep Çarlık Rusyası döneminde de, Sovyetler döneminde de siz Ukrayna üzerinden aslında bir Avrupa politikası geliştirip Avrupa'da güç oyunlarına, Avrupa'da bir tehdit yani yaratacak kadar bir büyük aktör sıfatını elde ediyordunuz. Şimdi aynı zamanda Ukrayna üzerinden baktığımızda siz Rusya açısından söylüyorum, Balkan politikalarınızın yine oraları etki ederken üzerinden bir sıçrama tahtası olarak kullandığınız ülke ve tarihsel olarak da Ukraynalıları Rus olarak görüyor.
Şimdi bu yaklaşımda Avrupalı güçler biraz daha bunun farkındaydı. Çünkü sonuç itibariyle bizim modern 1648 Vestfalya'dan beri yaşanan uluslararası sistemin önemli aktörleri ve güç mücadeleleri hep Avrupa'da geçmiştir. Avrupalı güçler bunu biliyor fakat Amerika biraz daha farklı düşünüyordu. Netice itibariyle şöyle bir süreç oldu. Bu çok tartışma oldu. Avrupa kanadı Ukrayna ve Gürcistan'ı ve Karadeniz'i NATO'nun birer parçası olarak görmemekte inat etti. Amerika bunun karşılığında tam tersi olarak inat etti. Yani olması gerekir diye. Burada bir çatışma noktası vardı. Fakat süreç zaman içerisinde şuna da dönmeye başladı. Özellikle Avrupa ülkelerinin biz Rusya ile olan ilişkileri özellikle enerji bağımlılığında bir standartta giden ilişkileri vardı. Fakat NATO içerisinde yeni bir tartışma başladı. Yani biz neden hala NATO işlevi yerine getirecek mi, getirmeyecek mi ya da gerek var mı, yok mu diye tartışmalar devam ediyordu. Hatırlarsanız Fransa Cumhurbaşkanı Macron 2016'da işte beyin ölümü gerçekleştirdi diye bir ifadede bulunmuştu NATO için. Elbette de aslında bir orada şöyle bir durum vardı. Gerçekten NATO elbette Batı kimliğini temsil ediyor. Bundan yana bir hiçbir problem yok. Fakat bir savunma örgütü olarak karşıt öteki kimliğini nereden bulacak? Bu 90'larda baktığımızda bir inşa süreçleri, herhangi bir düşman yok. İşte 2000'li yıllar küresel terör. Motive edecek bir dinamik yok diyorsunuz NATO'yu bir arada tutup. Tabii yani NATO bu kadar büyük bir bütçeyi kontrol edecek, bu kadar büyük bir kontrol sistemini elbette devamına güdüleyecek. Hatta dikkat ederseniz Ukrayna Savaşı ile beraber ortaya bir şey çıktı. Avrupalı güçlerin hem gayri safi hasılalarının %2 olan NATO harcamasına yani bütçe ayırmadıklarını, işte cephanelerinin, teçhizatlarının yetersiz olduğu da ortaya çıktı. Orada da Avrupalı güçler dediğim gibi hatta Avrupa güvenlik şemsiyesini NATO çerçevesinde o kadar benimsemişlerdi ki. Yani Amerikan güvenliği üzerinden devam ediyorlardı. Gerçekten de yani baktığımızda NATO'da Amerika'yı düşünmediğimiz takdirde NATO'nun ne kadar başarılı olacağı tartışma konusu olur. Benzer şekilde hiç mesela konuşulmuyor ama mesela Polonya veya diğer eski Doğu Avrupa, Doğu blok ülkeleri olan Avrupalı, Doğu Avrupalı ülkeler mesela dikkat ederseniz Avrupa Birliği'nden ziyade NATO'ya ilk Soğuk Savaş'tan sonra girdiler. Çünkü onların tehdit algılarında da Rus işgali yer alıyor. Şimdi bu süreç içerisinde 2000'li, 10'lu yıllarda bir problem vardı. Avrupa kanadı ve Amerika'nın yaklaşımları birbirinden farklıydı. Keza bu Ukrayna ve Gürcistan'ın sürekli olarak üyeliğe bir gün üye olabileceği açıklaması 2014 yılında şöyle bir durum yaşandı biliyorsunuz. İşte Rusya'nın ilhakı. Rusya'nın Kırım'ı ilhakı başlayınca şöyle bir şey oldu. Bu karşıt kimlik, öteki kimlik, tehdit kimliği dediğimiz post yapısalcılığın NATO'nun tehdit kimliği olarak kendi zirvelerinde artık ifade olarak bunu belirtmeye başladı. Rusya birer tehdittir NATO için. Bu 2014'te tehdit olarak girmeye başladı. Aranan kan bulundu. Tabii elbette çok güzel söylediniz. Aranan kan bulundu. Fakat daha tam böyle bir yeterli süreçte değilken mesela 2016'daki Macron'un hala işte NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti demesiyle aslında hala o problem devam ederken 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat, işgal başlatmasıyla açıkçası Amerika'nın istediği de bir noktada oldu, şöyle oldu. Örneğin birincisi dediğiniz gibi öteki kimlik bulundu. Şimdi düşman kimliğe evrildi bu tehdit kimliği. Fakat karşılığında da aynı şekilde Rusya da düşman kimlik olarak Batı ve NATO'yu gösteriyor. Mesela Putin'in veya Lavrov'un açıklamalarında sürekli bir Batı söylemi üzerinden bir düşman ve tehdit yarattığını görüyoruz. Bu Rusya'nın da şu şekil işine yarıyor. Kendi iç ulusal dinamiklerinde ulus devlet anlamında baktığımızda toplumu daha konsolide edebilme anlamında bu noktada da Rusya'da bu karşıt kimliği kullanıyor. NATO'da bunu kendi üyeleri arasında kullandı ve bir noktada başarılı oldu. Bugün baktığımızda Ukrayna ve Gürcistan'ın üyeliğine karşı çıkan NATO'nun Avrupalı kanadı şu an itibariyle herhangi bir ses çıkartmıyor. Hı hı. Ve burada teçhizat yardımları biliyorsunuz yapılıyor ki bu teçhizat yardımları da şu an durmuş durumda çünkü kendilerinde de çok bir mat olmadığından. Şurada Amerika'nın kazancı şöyle oldu. Özellikle Fransa, Almanya ve Polonya inanılmaz derecede şu an yatırım yapmaya başladı. İşte 30 milyar dolar, özür dilerim, euro ayırdığını biliyorum geçen sene bütçeye. Ve şöyle söyleyeyim, son olarak çok uzattıysam affınıza sığınarak.
NATO Rusya üzerinden kendi tehdit öteki kimliğini buldu. Rusya da kendi karşıt kimliğini buldu. Açıkçası Ukrayna üzerinde biz iki tane artık büyük aktörün, NATO ve Amerika'yı da bir arada sayarsak, Rusya ile beraber bir uluslararası sistem içerisinde güç mücadelesine tutuştuklarını söyleyebiliriz. Hocam çok güzel açıkladınız. Ben hiç bölmeyeyim dedim. Çünkü ben sorularımı hazırlamıştım 5-6 tane. Ama o kadar güzel açıkladınız ki tam sorularımın hepsinin cevabını verdiniz. Aslında NATO ve kimlik soracaktım size. NATO kimlik ve Rusya'ya karşı konumlandırma çok güzel bir açıklama oldu. Teziniz için tebrik ederiz. Geldiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Evet, tekrar bekleriz hocam. Evet, EkoTürk Akademi'de bu hafta Doktor Cihan Günyel ile birlikteydik. Haftaya görüşünceye kadar esen kalın.